Merhaba sevgili dostum. İlişkilerde uyum bozucu davranışlardan biri de kontrolcülük. Bizim toplumumuzda maalesef kontrolcülük biraz övülüyor, biraz takdir ediliyor. Her şeyi bilmek istemek, her şeyi yönetmek istemek bazen de bu toplumda güçlüymüş gibi bir algıyla takdir ediliyor ve onaylanıyor. Oysa kontrolcülük öyle tahmin ettiğiniz gibi güçlü olduğumuzu, çok üstün yeteneklere sahip olduğumuzu, her şeyi önceden kestirdiğimizi falan tanımlamıyor. Öncelikle kontrolcülüğün ilişkideki yan etkilerinden bahsedelim. Eğer kontrolcü bir tarafınız varsa hayatın doğal akışına çok fazla tahammül edemeyebilirsiniz. Her şeyi bilmek istersiniz. Her şeyi bilginiz dahilinde ve kontrolünüz dahilinde ilerlemeli diye düşünürsünüz. Çünkü kontrol edemediğiniz alanlarla ilgili sürekli bir problem çıkacağına inanırsınız. Ve farkında olmadan her şeyi bilmeye çalışarak aslında bir yandan içinizdeki belirsizlik duygusuyla baş ederken bir yandan da mutlu olmayı değil sürekli güvende olmayı esas aldığınız için de sürekli bir yorgunluk yaşarsınız. Bel ağrılarınız, boyun ağrılarınız, omuz ağrılarınız sizi her zaman işinizden takip eden bir gölge gibi bırakmaz. Kontrol etmek hayatın doğal akışına güvenmemektir. İnsan hayatın doğal akışına güvenmiyorsa ne düşünüyor? Kendini güvende hissetmiyor. Kendini güvende hissetmediği için de her şeyi bilip sürekli bir sonraki adıma göre önlem almaya çalışıyor. Aslında kontrol etmek yarına odaklı yaşamak demektir. Ya şöyle olursa ya böyle olursa diye düşünüp önceden o ihtimalleri kestirip sonra onunla ilgili önlem almaya çalışmaktır ki o yarına bir türlü gelmiyor, bir türlü bugün yaşanmıyor. İlişkilerde baktığımızda da kontrolün olduğu yerde doğal bir akış yoktur. Kontrolün olduğu yerde gönüllülük yoktur, doğal akış yoktur, duygusallık yoktur, istendik bir cinsellik de yoktur. Kontrol demek güç demektir. Gücün olduğu yerde de gücü kullanan vardır. Bir de o güçten dolayı itaat etmek zorunda kalan biri vardır ki altını çizerek söylüyorum. Zorunda kalan biri vardır. Eğer sen kontrolcüysen hayatındaki insanlar her ne kadar uyum göstermiş gibi görünseler de bir yerden sonra senin tarafından duygusal veya sözel olarak sorun çıkmasın diye sürekli idare eden karakterlere dönüşürler. Sen her şey senin istediğin gibi keyfini çıkarırken diğer insanlar senin kadar keyif almıyor olabilirler. Kontrol bir ilişkinin doğal akışını en çok bozan mekanizmalardan biridir. Belki bu kontrolcülükle iş hayatında başarılı olabilirsin. Daha az hata yapıyor olabilirsin. Hayatın belli bir düzende gidiyor olabilir. Ama insanın kontrol edemeyeceği en önemli ve en merkezi mekanizmalardan biri de ilişkilerdir. Duygunun olduğu yerde kontrol olmaz. Eğer kontrol olursa ne dedik? Ya sahtelik olur ya da sıkıcılık ve monotonluk olur ki bu da zaten kurallar yeter ki yürüsün durumudur. Çünkü bir yerde kontrol varsa orada güç vardır. Gücün olduğu yerde görevler vardır ve o görevlerle ilgili de ifade edilmemiş cezalar vardır. Hal böyle olunca da bir ilişkide bir kontrol varsa orada doğal duyguları göremeyeceğiz. Orada sadece problem çıkmasın düşüncesi vardır. Kontrolcü insanlar sürekli problemi önlemeye yönelik bir eylem içindeyken diğer insanlar da kontrolcü insan problem çıkarmasın diye sürekli bir uyumsallaşma veya yeter ki bana dokunmasın kaçınganlığı yaparlar. Sen şayet ilişkide kontrolcü biriysen farkında olmadan ilişkinin doğal akışını bozuyor olabilirsin. Belki kendini şöyle ikna ediyor olabilirsin. Ama ben de yapmasam kimse yapmıyor. Ya da ben hesaplamasam hiçbir şey yolunda gitmiyor. Ya da ben söylemesem kimse yapmıyor. Şunu çok net söyleyeyim. Eninde sonunda iş başa düştü mü bir şeyler oluyor. Ama bizim mükemmelliyetçi tarafımız nedeniyle biz sürekli kendi zihnimizdeki o mükemmelliyetçi yüksek standartlara göre bir şeylerin olmasını istediğimiz için düşük düzeyde olduğunda da kendimizi ya kötü hissediyoruz, ya değersiz hissediyoruz, ya da başarısız hissediyoruz. Ama o düşük düzeyde diye tanımladığımız durumlar hayatındaki insanlar için çok da düşük değil. Onlar onunla da yaşayabilirler. Fakat filanda şunu görmemiz gerekiyor. Sen evliliğin veya ilişkinin veya yaşam tarzının konformist anlamında, konfor anlamında standartlarını yükseltmeye çalışırken belki ilişkinin ruhunu kaçırıyor olabilirsin. Konforu arttırırken, belki daha temiz bir evin varken, daha düzenli bir yaşamın varken, daha işte iyi bir ekonomik seviyeye sahipken belki de karı kocalık ilişkisinin kalitesinin düştüğünü farkında değilsin. Belki çok sağlıklı bir cinselliğin yok. Belki bu evde çok fazla kahkaha atılmıyor. Herkes kendisini olduğu gibi ortaya koymuyor. Veya sen
fazla esnetirsem insanlar rayından çıkar, insanlar saygısızlaşır ya da sorumsuzlaşır endişenle sen de bir türlü gevşeyemiyorsun. Kahkaha atman gereken yerde kahkahanı atmıyorsun. Espri yapman gereken yerde esprini yapmıyorsun. Yapılan espriye içinden geldiği gibi gülemiyorsun. Sürekli bir otoriteyi kaybetme korkun seni yönetiyor olabilir. Ama unutma, eninde sonunda bu kontrol seni de yoracak, seninle yaşayanları da yoracak. Bununla baş etmenin bazı yollarından bahsetmek istiyorum. 1. Kendine şunu demen lazım. Ben kontrolü bıraksam, azaltsam, doğal akışına bıraksam olabilecek en kötü şey nedir? 2. Olabilecek en kötü şeyle nasıl baş edebilirim? Olursa onunla nasıl baş edebilirim? 3. Kontrol etmediğim halde ileride bir gün böyle olursa, şöyle olursa diye beni yöneten o senaryolara şu cevabı versem ne olur? Olursa onu o zaman düşünürüm. Neden sürekli bir şeylerin önlemini alıyorum? Neden sürekli olmayan bir durumun olma ihtimalini hesaplayarak bugünümü yarınıma kurban ediyorum? Belki de hiç olmayacak. 40 derece Ağustos sıcağında geziyorsun ve cebinde, çantanda 600 gramlık bir şemsiyeyle dolaşıyorsun. 40 derece Ağustos sıcağında yağmurun yağma ihtimali belki de %1, belki de %2. Ama sen o %2 ihtimal için her gün 600 gramlık bir şemsiyeyi çantanda taşıyorsun veya elinde taşıyorsun. Kaldı ki olabilecek en kötü şey nedir? Yağmurun yağması. O kadar sıcak bir havada o yağmur seni ne kadar rahatsız edebilir ki, değil mi? İkinci seçenek. Yağsa da bir yere sığınabilirsin. Yani bütün seçenekler bile, en kötü seçenek bile 40 derece Ağustos sıcağında o şemsiyeyi taşımana haklı bir gerekçe değil. Birçok kaygımız da bizi böyle yönetiyor. En kötüye yöneldiğimiz için günlük yaşamımızla sürekli bir sanal korkuya karşı önlem almakla geçiriyoruz. Ve buna o kadar inanıyoruz ki zamanla da eşimize, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, çocuklarımıza da bunu ikna edip inandırmaya çalışıyoruz. Oysa hayat ve ilişkiler sadece ve sadece akışında güzeldir. Herkesin kendi karakterini ortaya koyduğu bir ilişki sağlıklıdır. Herkesin rahatça gülebildiği, kahkaha attığı, espri yapabildiği, üzüldüğünde üzüntüsünü gösterdiği, ağlamak istediğinde ağlayabildiği bir ilişki sağlıklıdır. Yoksa duyguları gizlediğimiz bir ilişkide zaten kendimiz olamayız. Adı da zaten duygusal ilişki olmaz. Kontrolden kurtulmanın yolu da aslında akışa bırakmayı adım adım denemektir. Adım adım deneyeceğiz bunu. Zamanla bir bakacağız ki hani kontrol de etmiyorum, çok da kötü değil aslında. Ben de rahatladım, sürekli bir şeyler hesapla, onu takip et, bunu takip et. Ben de rahatladım demeye başlayacaksın. Çünkü kontrol edilen kadar eden içinde çok büyük bir yüktür, çok büyük bir masraftır, çok büyük bir zaman kaybıdır ve kendi hayatını yaşamaktan bu insanlar kaçarlar. Ayrıca kontrolün bize verdiği hiçbir donanım bugüne kadar bizi iyileştirmedi. Eğer kontrol edip eğer biz iyileşseydik, yani kendimizi iyi hissetseydik ve bu davranış ve düşüncelerden kurtulsaydık bir yerden sonra kontrolü bırakmamız gerekirdi. İlaç gibi düşünün, aspirin gibi düşünün. Bir ilacı kullandınız, değil mi? Aspirini kullandınız, ağrınız bittiğinde, iyileştiğinizde aspirini bırakmanız gerekiyordu. Ama siz hala kullanmaya devam ediyorsunuz bu ilacı. Demek ki kontrol eylemlerinin hiçbiri kalıcı bir iyilik hali sağlamıyor. Ve hiçbir zaman siz tam anlamıyla hayatın doğal akışına veya ilişkinize güvenmiş olmuyorsunuz. Zaten zihin de şunu söylüyor. Sen kontrol ettiğin için her şey böyle. Sen kontrolü bırakırsan her şey bozulacak. Peki bana bağlı olan bir akış, bana bağlı olan bir düzen ne kadar güven verici olur ve ne kadar inandırıcı olur? Ve 30 yıl sonra, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonra sen hala kendini güvende hissetmek için kontrol etmeye devam edeceksin. Bu konuyla ilgili özellikle önereceğim kitaplarım var. 1. Düşündüğün gibi değil kitabım. 2. Zihin tuzakları kitabım. Bu iki kitabı da hayatında yeni bir pencere açmak adına okumanı öneririm. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, abone değilsen abone olmayı unutma. Dilersen beni Instagram'dan da takip edebilirsin. Kendine de iyi bak.